Ula birine tahammül edemiyorum. İki tane oldular. Yoklar. Yoklar. Siz niye duruyorsunuz burada? Toplasanız da yaprakları. Uy, yine varlar. Aztek dönüyor. Bir kez daha dönüyor. Üçlü aksıl. Ne oluyor be? Aa, manyamış bunlar. Hem siz niye duruyorsunuz burada? Toplasanız da yaprak. Yaprak mı? O ne ya? Bana bak asker. Bana bak. Ne bu lakaytlik? Laka, lakari, lakari, bomba. Şşt, lan ne yapıyorsun lan? Oğlum lan. Saçmalıyorlar vallahi. Şunlara bak şunlara. Komutanın karşısında nasıl duruyorlar? Geç. Kendine gel. Komutanmış dede. Kusura bakmayın komutanım. Bir an dalgaya düştük. Ben sizi dalgaya düşüreceğim şimdi. İyice sapıttınız siz. Sapıttık. Söz verdik sapıtmayacağız diye. Nasıl affettirsek kendimizi yahu. Tamam tamam. Toplayın hemen şu yaprakları. Manyak herifler. Ne oluyor be? Sen bakarken olmaz. Utanıyoruz. Sen git. Biz öyle toplayacağız. Aa, siz iyice kafayı yediniz. Sizinle uğraşamam şimdi salak şeyler. Ne güzel yaprak değil mi? Dolma saralım biz bununla. Aman ne zeka. Dolma yapmak için topluyoruz zaten. Eyvallah. Yırtıklarını toplama. Düzgünlerini al. Torunum, tansiyonun düşmüş. Kalbiniz buzuk atıyı. Hemen tuzlu ayran iç. İçemem. Oruçluyum. O zaman senin yerine ben içiyorum. İçemezsin. Sen de oruçlusun. He. Oruçluyum. Duydun mu? Levent Üsteğmen dönmüş. Eh, vatana millete hayırlı olsun. Gidip konuşmayacak mısın? Ay boş versene. Konuşmaktan sıkıldım artık. Ne hali varsa görsün. Aa. Ne olmuş buraya böyle ya? Sabah böyle değildi. Vedat! Ferit, ne oldu? Sen oldu da artık düş istersen. Dur oğlum, ham meyveyi koparma dalından hemen. Dalga geçeceğinizde bir tane merdiven falan bulsanız da manyak mısınız siz ya? Hay Allah, niye ki? Çok mu yüksek geldi? Şşş, babacanlar, biliyorsunuz karizma bir genç kızın teni kadar hassastır. Ha? Nasıl yani? Oğlum, bak böyle ağaç tepelerinde mart kedisi gibi böyle kalırsanız kolaycacık böyle diye çizilir. Dikkat edeceksin. Oğlum indirsenize beni, manyak mısınız ya? Ya sus be ya. Başımızın üstünde böyle karga gibi çak 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 çak. Ulan var ya aşağı inince göstereceğim size. Ya şimdi bu ne demek babacan ya? Başımızın Allah üstünde yerim var. Daha ne istiyorsun? o zaman bari İndirmeyelim biz seni ha. Ya tamam. Çok yüksek. Korktum. Kabul ediyorum. Ha. Bravo. Hadi abi bir görmeden indirin ya. Ben acıdım ya. Ya evet evet. Gidip merdiven falan bir şey bulalım da indirelim şunu, yazıktır. Hadi abi ya. Hadi ya. Vallahi bilmem ki be. Ulan pek de eğleniyorduk ha. Baksana cuk oturdu. Asker. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsunuz siz burada? Komutanım biz yaprakları topluyorduk. Dalga geçerek mi topluyorsunuz? Yok komutanım. Yani biraz mola verelim dedik. Verdik, bitti. Cevap verme bana. Size 10 dakika müsaade. Tertemiz olacak burası. Emredersiniz komutanım. Vedat'ı gördünüz mü çocuklar? Hayır komutanım. Revirdeki yataklar darmadağınık. Biri görmeden gelip de toplayın şunları. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım.
Bağırma Hamza. Emredersiniz. Komutanım. Dur asker. Size bir emir verdim değil mi? Ama Çiğdem Müsteğmen. İşinizi bitirin, öyle gidersiniz. Ne yani? Ben mi düzelteceğim yatakları? Bunlar benim bölümümün askerleri Çiğdem Üsteğmen'im. Önce benim emirlerimi uygulayacaklar. Ya, demek öyle Üsteğmen'im. Bütün kararları siz verin zaten. Hatta verdiğiniz kararları mesaj olarak bildirin. Gidip Nizamiye'nin oradaki yaprakları toplayın. Hayır, revire gideceksiniz. Özel meselelerimizi niye askerin önünde tartışıyoruz Üsteğmen'im? Ne zaman tartışacağımıza da sen karar ver. Oldu Üsteğmen'im. En azından mantıklı kararlar veriyorum Üsteğmen'im. Mantık tarafı harika. Ama biraz da saygılı davranmaya ihtiyacım var Üsteğmen'im. Revire. Nizamiye'ye. Hayır, revire. Nizamiye'ye. Revire. Nizamiye'ye. Revire. Nizamiye'ye. Özelse biz kaçalım babacanlar. Allah kolaylık versin. Ben kimseye saygısızlık yaptığımı sanmıyorum. Giderken mesaj gönderdim sana Üsteğmen'im. Ya öyle. Telefon açmak, insan gibi haber vermek yerine mesaj çeksen. Ama senden de bu beklenir zaten Üsteğmen'im. Sen normal insan değilsin ya. Hep ayrıcalıklı olduğunu düşünürsün. Ama yanılıyorsun. Kimse gökten zembille inmez. Kusura bakmayın Üsteğmen'im. Yani komutanım. Ya yaprak topluyordum. Siz devam edin komutanım. Orada ne aradığını bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum Ferit. Ama sana öyle bir ceza vereceğim ki ömür boyu unutamayacaksın. Emredersiniz komutanım. Ah be. Allah Allah. Ya şimdi nasıl yani? Bildiğin gibi ciddi ciddi bunlar kavga mı ediyorlar? Ya şimdi nasıl tarif edeyim? Yani kavga etmek değilse de tartışıyorlardı. Hararet vardı, böyle kaynıyordu. Allah Allah, ne diye tartışıyorlardı peki? Vallahi biz tam anlayamadık ama Ferit gelince sorarız. Tabii inebilirse. Onlar tartışırken Ferit ağaçtaydı da. Ya oğlum dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Yok Üsteğmenler takışıyor. Ferit böyle ağaçta. Ne yani başka? Ya sinirim bozuk zaten. Bir mantarlarım yedi var ya. Bir yakalarsam ebesini... Şşş! Yavaş babacan. Ayıp oluyor be. Sen mi yedin yoksa? Ben yedim. Ne işim olur senin mantarınla pantarınla? Hayda! Niye getirdiniz oğlum bu yaprakları buraya?